Hepinize merhaba gençler, ben Lansper. Bugün sen gençler yepyeni bir video karşısındayım gençler. Bugün ZenCraft'tayız. ZenCraft 1.16.1.17 bir sürü arada sunucusu ve daha yeni açıldı arkadaşlar. O yüzden hemen siz de gelip yerinizi kapabilirsiniz. Çünkü fazla kişi kasılıp edilmeden, çünkü mesela ormanda da PvP kapalı şu an. Gelip hızlıca kasılıp ormanda PvP açıldığında milletin içinden geçebilirsiniz arkadaşlar. Sizi de bekliyorum. Şimdi bekliyorum nereden çıktı? Bekliyorum. Konuşmayı unutmuşum video çekmeye. Evet arkadaşlar, bu arada sunucunun kendine özel bir tekstür peki var arkadaşlar. Sunucuya girdiğinizde otomatikman tekstür pekinizi kuruyor. O yüzden yani nerede indireceğim falan yazmayın yorumlara. Şimdi doğduk. Registremizi yaptık. Loginimizi yaptık. Çakma lobiden çıktık. Bu arkadaşın girdiği bir giriş yaptık. Slash kit, warp, sistemler ve bilgi bizi karşıladı slashlı bir şekilde. Slash bilgiden girişimizi yaptık. Girişte bizi 5 adet item karşılıyor. Bunun birisi kazma itemıyla meslek ve rütbeler, kürek itemıyla claim bilgisi, kılıç itemıyla özel eşyalar, kağıt, oyun kuralları ve elmas VIP bilgi olmak üzere 5 adet item var. Bu ikisine gerek yok, siz okuyabilirsiniz. Özel itemlar slash ni, yani özür dilerim ni değil, slash ai, yani items adler plugin ile yapıldı. Arkadaşlar zırhlar var, özel kazmalar, özel kılıçlar, kürekler, İşte özel makaslar bile var, ne diyeyim abi, mobilyalar olsun, bir ton şey var. Bloklar, işte aqua bloğu, amatis bloğu gibi. Bunları siz de kasabilirsiniz oyuna gelip warp ormandan. Onun dışında slash kit var arkadaşlar. Hemen kite bakalım. Oyuncu kitleri ve VIP kitleri ikiye ayrılmış. Sunucuda tutarlı 10 adet rütbe bulunmakta arkadaşlar. Oyuncu rütbeleri. Onun dışında 5 adet de VIP rütbesi bulunmakta. Onun dışında 2 adet de rehber, deneme rehber ve rehber rütbesi. Onun dışında yetkili olarak admin, admin moderatör ve kurucu var galiba. Onun dışında bir yetki var mı bilmiyorum. Hemen köylü takasa zıplayalım buradan. Köylü takasa geldik arkadaşlar. Köylü takas klasik bildiğimiz köylü takaslardan arkadaşlar. 1.16'daki bildiğimiz köylü takas, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi item falan alabiliyorsunuz. Sen adam buradan bir turkuaza sigara alıp istediği gibi içebiliyor arkadaşlar. Oyuna bile cigara getirmişler. Ben ne diyeyim artık. Ne bu? Sandık eventi mi başladı? Hemen bir tane sandık bulalım. Biz de açalım. Arkadaşlar, şu güzel kardeşinize sandık salacak mısınız? Aha, açtım bir tane. Kaç? 100 kron çıktı arkadaşlar. Güzel. Oo, bir tane ne bulduk? Şanslı sandık bulduk. 6 saniye diyor. Açalım arkadaşlar. Bu da videoya iyi denk geldi. Yani sizde sunucudayken böyle eventler olabiliyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ne çıktı bana mesela? Sandık buldu. Hiçbir şey çıkmadı. Nane mi çıktı? Arkadaşlar çok iyi bir kılıç çıkardım. Ne çıkmış? 9 saldırı hasarı diyor. Tamam abi, ben bunu hemen Netherite'la şey yapacağım. Netherite miydi ismi, unuttum. Nether tuğlasıyla şey yapacağım, güçlendireceğim. Onun dışında arkadaşlar burada kasalar bulunmakta, görmüş olduğunuz gibi. Mesela kozmetik kasası. Allah bismillah. Gidiyorduk. Av, açlıktan ölüyoruz. Yemek yiyelim. Hop. Tamam. Bir de oyunun sesini kapatacağım. Kozmetik kasası var arkadaşlar burada. Buna tıklıyorsunuz buradan. 3 sayfa kozmetik var. Burada event menüsü var. 2 sayfa. VIP kasa 1 sayfa ve RVIP kasa 3 sayfa arkadaşlar. VIP satın aldığınızda VIP kasalardan alabiliyorsunuz. Onun dışında şu anda siteye satışa koyulmamış. Bilmiyorum. Event kasa sadece eventlerde, kozmetik galiba siteden satılacak. Hiçbir fikrim yok o konuda. Şu an burada da bir adet, görmüş olduğunuz gibi, balonumuz var arkadaşlar. Burada bir adet ejderha warp'ımız vardı ama kurucumuz sağ olsun üşendiği için artık yok. Yakında gelir o da. Emojiler var sunucuda mesela. Hemen bir emoji yapalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sıfır emojisi oldu. Onun dışında meslek sistemi, ben dediğim gibi madenci mesleğindeyim. Yeni eşyalar varmış. Burada zırhlar var falanlar filanlar var zaten. İhale sistemi. Biraz önce mesela abi elitreyi nerede buldunuz diyeceğim. Kasalardan çıkıyor elitre zaten. Ben de biraz önce ipeksi dokunuş bir kazma satın aldım. İhaleden bilgi menüsü var. Tekrar bahsettiğim gibi oyun kurallarına falan buradan bakabiliyorsunuz.
Warp menüsü var, bakacağız. Rütbe arayüzü var, 10 adet rütbe var dediğim gibi ve fiyatlandırmaları da bence uygun. Market var görmüş olduğunuz gibi. Günlük ödül var, günlük ödülümü ben almıştım. Hemen menüye başlayalım. Menüde ekipman arayüzü var, bu slash kit oluyor arkadaşlar. Ceza sistemleri, Discord sunucumuz, sanal market, günlük ödül, VIP bilgi. Sunucuda totalde 5 adet VIP bulunmakta. Bu VIP'ler VIP, VIP Plus, M VIP, R VIP ve Z VIP arkadaşlar. Fiyatları da bence uygun. 20, 30, 40, 50 ve 100 arkadaşlar. Bence uygun. Genel Minecraft sunucu piyasasına göre uygun bence. Onun dışında arkadaşlar burada emoji listesi var, bakmıştık sunucu kuralları. İhale sistemi, rütbe sistemi, ışınlanma, özel eşyalar ve yönetim arayüzü var. Bu yönetim arayüzünde sunucuda kaç saat oynadığınıza falan bakabiliyorsunuz. Kaç blok kırdınız, kaç saat oynadınız. Mesela ben 20.000 blok falan kırmışım totalle. 15 saattir sunucudayım. Şimdi onun dışında burada göstereceğim başka bir şey kalmadı galiba. Burada ne var? DJ Sozem var. Sozem. Kurucumuz bu da. Onun dışında spawn'da gösterilebileceğim arkadaşlar başka bir şey kalmadı galiba. İsterseniz hemen benim bir evime gidelim. Var orman diyelim. Ben tabi sunucu direkt açıldığında olduğum için orman önü kaptım. Ama tek bir sıkıntı var. Ormanı biraz önünden kapabildim. Çünkü o anda herkes yaklaşık 70-80 kişi vardı. Birden ormana yüklenince benim bilgisayar biraz tırto çıktı. O yüzden bilgisayar kalsın ama ben buralara kaptım arkadaşlar. Çünkü gece uyumadım. Geldim burada claimleri aldım. Şuzem. Seyah. Adam tor atıyor. Dur oyun sesini açacağım. 102 olsun. Görmüş olduğum mesela benim burada claim'im var arkadaşlar. Yatmadım uyumadım claim buldum. Yani claim aldım bildiğiniz gibi. Buradan mesela burada da claim'im var. Orada da claim'im. Burada da. Burada da claim'im. Daha buralarda kazılacak. Ne yapacağım arkadaşlar? Bu map'te yani orman yakınında yer altında yaşayacağım. Burası benim sandık odam olacak. Onun dışında spawner kasacağım. Spawner kastığım yeri de uzağa yapacağım arkadaşlar. Oraya da orası da benim farm bölgem olacak. Çünkü spawn'da yakın farm yapmak yasak. Sadece hani otomatik sistemler yapmanız yasak bu arada. Bildiğim kadarıyla. Çünkü lag yapmaz diğerleri fazla. Ufak tefek sistemler yapabilirsiniz. Ama yapmamanızı öneririm. Ormanın dışına gidin. Uzağına gidin. Orada yapın. Bence daha mantıklı arkadaşlar. Benim de fakirhanem böyle. Bu arada şu an kafamda görmüş olduğunuz cadı şapkasını ilk oyuna gelip bana özelden veya chatten yazan kardeşimize hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Oyuna gelip bana yazabilirsiniz. Onun dışında sunucunun kendine özel tekstür pekinden zaten bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim. Sunucunun kendine özel tekstür peki var. Mesela şu an yukarıda arsa sahibi öldürme ölme lonca yazıyor. Bunlar plugin değil. Plugin ama plugin'e bağdaşık olarak tekstür peki eklenmiş şeyler. Yani tekstür peki çıkarırsam şu an ekranda yazan o şey saat, tarih, arsa sahibi öldürme ölme lonca gözükmez. Bu arada lonca da açtım Andoria diye. Andoria biliyorsunuz benim ekibimin ismi arkadaşlar. Andoria klanıma da yani loncama da sizleri beklerim. Sunucuya gelen herkesi loncama alacağım. İsteyen istemeyen. İstemeyeni zaten almam da. İsteyen herkesi alacağım. Bana özelden yazmaları yeterli arkadaşlar. Şöyle server'ın en yüksek loncusu olmak istiyorum. O yüzden sizleri de loncama bekliyorum. Onun dışında sunucu şu anda yüksek online çekiyor. Yani yüksek online dediğim yeni açılan bir sunucuya göre. Daha dün açılan bir sunucuya göre. Şu anda artı 55 online'ı var arkadaşlar. 56 oldu. Onun için yani sunucunun geleceği parlak. Yetkileri zaten birbirinden iyi. Yani hepsi ilgili alakalı yetkililer. Sunucuya gelirsiniz ben de burada olacağım. Item isterseniz her türlü destek çıkarım zaten. Onun dışında göstermeyi unuttuğum bir şey varsa zaten ben bu sunucuda oynayacağım için muhtemel videoda gelecektir. Orada da gösteririm. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Server'ın Discord adresi ve benim kendi kişisel Discord adresim açıklama kısmında bulunmakta. Oralara da gelebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.